Hani savunma sanayi, savunma sanayi. Şimdi Abdullah Bey de burada. Abdullah Bey tabii bu konularda hani çok uzman. Kendisinin açıklamalarından, yazılarından, görüşlerinden de hakikaten ben çok yararlanıyorum şahsen. Ben de. Abdullah Bey'in e, savunma sanayi ve silahlı kuvvetlerimiz konusunda yaptığı açıklamalar. Şimdi hani kimse kusura bakmasın da savunma sanayinde tamam bir şey var. Bir hani gözde görülür bir iyileşme var işte. Savunma sanayinde işte yerlilik oranı yüzde yetmiş'lere seksenlere çıktı diye. Bu hepimizi gururlandırıyor gerçekten. Onu i̇şte, Sayın Ağar'a soracağız tabii şimdi. TUSAŞ'ın TUSAŞ'ın, TUSAŞ, ın, TUSAŞ, ın, evet. TUSAŞ hani devletimizin bir şirketi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlendirme vakfının galiba büyük ortağı evet. olduğu bir şirketimiz. Hı hı. E, mesela Milli Muharip e, savaş uçağımızı yapıyor ki hakikaten işte F-35'den daha e, donanımlı, daha üstün bir uçak diye anlatılıyor. Hepimiz gurur duyuyoruz. Ama şimdi bakın hani bunları AK Parti iktidarıyla efendim bir AK Parti'nin başarısıymış gibi sunmayı ben her zaman şey yapıyorum itiraz ediyorum. Türkiye'de savunma sanayi ta 70'li yıllardan başlayarak işte Asyalsan, Havelsan, Roketsan, daha önce makine kimya endüstrisi, Kırıkkale fabrikası vesaire sürekli bir gelişme halinde. Özal zamanında savunma sanayi müsteşarlığı kuruldu. Turgut Özal zamanında. İşte Türk Silahlı Türselku Veteriner Güçlendirme Vakfı, Mehmetçik Vakfı e, kampanyalar açıldı. E, halkın oraya işte bağış yaparak savunma sanayi yatırımlarının işte artırılması yönünde kampanyalar 80'li yıllardan beri 70'li yıllardan beri geliyor. Şimdi bugün yine bir haber düştü sosyal medya. Yunanistan bakın hani işte savunma sanayi şöyle e, kahraman bir hükümet iktidar işte esiyor, gürlüyor falan. Hı hı. Yunanistan bugün e, Ege Denizi'nde Türk sahil güvenlik botuna Türk sahil güvenlik botuna Yunan sahil güvenlik botundan gerçek mermilerle ateş açılıyor. Ateş açılan bir görüntü yansıdı. Bu yanılmıyorsam son 4-5 aydır Yunanistan'ın 3. tacizi Türk gemilerine. Bu işte bizim sahil güvenlik botumuza yani askeri botumuza bir atış yapmışlar Yunanlılar. Daha önce de yanılmıyorsam iki ticaret gemimize yine Ege'de atış yaptılar. Onların da görüntüleri yansıdı hatta şey e, yanlış hatırlamıyorsam Milli Savunma Bakanlığımız da şey yaptı Yunanistan'a uyardı hani bir daha yapmayın falan diye. Evet. Öte yandan Yunanistan 18 adamızı işgal etti. İşgal etti diyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle. Yani nasıl bir dış politikadır nasıl bir hani e, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını koruma becerisidir. Buradan AK Parti nasıl yüceltiliyor anlamıyorum. Veriler Gerçekten diye. veriler Savun ama gerçeklere bakınca öte yandan vereceğim. öte yandan bakın i̇şte Amerika'dan F16 alabilmek için adeta aylardır hani yalvaracak durumdayız. En son işte dündü galiba Sayın İbrahim Kalın bir açıklama yaptı. İşte Amerika efendim F16 verme işte NATO şeye İsveç ve Finlandiyanın NATO üyeliğine bağlayacakmış. Bu bunlardan bağımsız bir bir süreçtir bunu hiç duymak bile istemiyoruz. Bağlamasınlar İsveç ve Finlandiya olayına. Yoksa bir işte alternatifsiz değildir Türkiye. Evet. Beylik laf yani. Aylardır söylenen Alternatifsiz de değil tabii. Ama asıl işin özü şu. Sayın Akar İngiltere Amerika'dan, Amerika'dan F-16'ları alamaz isek e, bizim hava kuvvetlerimizin Yunanistan'a karşı dezavantajlı duruma düşeceği söyleniyor. Yani önümüzdeki 10-15 evet, evet. sorunuzu alamadım. Evet. Şimdi efendim İHA üretiyoruz, SİHA üretiyoruz. E tamam, İHA üretiyoruz, SİHA üretiyoruz da. İHA ve SİHA artık hani tamam güzel işler de yaptı. İşte hemen Karabağ örneği veriliyor. Karabağ'da işte Azerbaycan'ın savaşında Terör, önemli katkılar yaptı, yaptı ama Karabağ yaptı. orada çok da önemli, asıl asıl İHA'larda, SİHA'larda çok tamam onların da etkisi oldu ama asıl asıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o gücü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nitelikli gücü, etkili gücü Azerbaycan'a desteği. Tabii İHA ve SİHA bir bir faktör, bir ...oldu. Ama asıl orada hani... ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin... ...etkisi var. Peki. Her ikisi de var. Hayır, şimdi. Buradan bir kahramanlık türküsü... ...AK Partiliye'ne üretilmesini ben... E, ...itiraz ediyorum. Kahramanlık üretiliyor. değil mi? Niye Soyla? üretiliyor? Ben çok kısa rakam... Yani şeyler durumunuza onu yansıtmıyor. Eğer, eğer, eğer bu kadar... Hocam güçlü, devam etsin eğer bu konuya. kadar AKP... ...Türkiye'nin ulusal çıkarlarını... ...bu işte hani demir yumruk diyelim... ...demir yumrukla koruyabiliyorsa... Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesine göre neden Yunanistan 18 adamımızı işgal etti? Ve neden Yunanistan son 5-6 aydır 3. Türk gemisine ateş açıyor Ege'de? Nasıl yapabiliyor bunu? cevap Peki. veriliyor birincisi. Ikincisi... 95 Peki. yılında Yunanistan Kardak Adası'na Kardak Adası'na bayrak dikti. O zaman seçim tamam, hükümeti vardı. Tansu Çiller'le Deniz Baykal'ın DYP, CHP seçim Hı. hükümeti seçime gidiyorlardı. 3 aylık bir hükümetti. O süreçte Kardak bayrak dikti Yunanistan. Hükümet bir şey yaptı, bir tedbir aldı. Yunanistan bayrağı alıp zor kaçtı. Hemen yan ekiz adıya Türkiye çıkarma yaptı özel komandolarıyla. Evet, oraya dikti bayrağını bizim tamam. tarafa yani şey yapamadı. Savunma, sanayi... evet. ama savunma, savunma ya, sanayinde. ama şimdi savunma, görüyoruz Yunanistan aynı Yunanistan. Tamam, anladım. 2004'ten bu yana 18 adamızı işgal etmiş. Üst üste konuşmayalım diye girmiyorum. Şunu tamam. söyleyeyim. Canım tablo bu. Birincisi. Sayın Yunanistan basını. Nerede Yunanistan burada Yunanistan basını savunma sanayinde gerçekleştirdiğimiz bütün projeleri ...haber yapıyor ve ne kadar büyük bir tehdit olduğunu ortaya koyuyor. Şey, bir dakika ben gelin, dinledim ama ben şimdi haberleri fiiliyat boş söyleyeyim. Propagandayı boş verin. Fiiliyat şu. Ege'deki adalara gelin. AK Parti döneminde proje sayısı savunma sanayinde 12 kat artırılarak... ...2002 yılında 62 sonuç, adet sonuç. olan sonuç proje sayısı bugün 750'den fazlaya çıkmış. Proje hacmi 11 kat artırılmış. 2002 yılında 5,5 milyar dolar olan savunma sanayindeki hacim bugün 60 milyar doların üzerinde. Bir e, masa sayısı Doğal, 30 kat arttı. 2002 yılında 56 olan savunma sanayindeki şirket sayısı bugün 1500'ün üzerinde. İhracatı 13 kat artırmış. 2002 yılında 248 milyon dolar olan rakam bugün 3 milyar 224 2021 yılı sonu itibariyle söylüyorum ki bugün çok daha yukarıda. İhracat yaptığımız ülke sayısı 170'e çıkmış. İhrac edilen ürün çeşidi 228'e çıkmış. SİHA'larda dünyada ilk 3 içerisindeyiz. Kendi Herat savaş Bey, gemisini üreten ve devam eden Bey, onu o dönemlerden biriyiz. Güzel de ben şeyi diyorum. Neden yani, rakamlar sizin niye asılıyor? Türkiye'ye yönelik, Türkiye'ye yönelik. Niye AK Parti Yunanistan'a niye Niye bir şey AK Parti bunu öne çıkarıyor AK Parti'nin ne marifeti var diyorsunuz ya evet. rakamlar söylüyor. Propaganda canım. Yani 70'li yıllardan bu yana evet. keşke çıkarılmış Şimdi onu olsaydı. Şimdi biz direkt Sayın Ağra soralım. Yani <laughs> Adalarımız e... neden işgal ediliyor? Bu Yunanistan konuyu... neden ikide bir bizim gemilerimiz Sayın bahsediyor. Erdoğan net nereden bir şekilde, alıyor bu Bak Sayın Erdoğan Yunanistan'a yaptığı her çağrı bir gece ansızın gelebiliriz çağrısı bir Yunanistan e, basınıyla beraber Yunanistanlıları bu kadar titretirken sizin bu cümleleri kurmanız çok enteresan. Ya biraz Ferhat gurur Bey, duyun ya. Ferhat Şöyle bir düşün. Sihalarla biz, biz diyor SİHA'larla o, biz Yunanistan Yunanistan 2 milyar dolar. Yani biliyor ki ateş sihalarla sihalarla biz diyor. 2 milyar ben dolar, dolar bakarım, harcadığımız 30 ki. binin üzerinde şehidimizi yitirdiğimiz terör örgütünü bitirme noktasına getirdik. Bu sihalar ne önemi var diyorsunuz ya? ya Karabağ'da ne çok önemli. Önemi var demiyorum. Rus, kardeşim, Rusya Rusya Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'da Şarkılar yapılıyor bu bayraklara ya çocukların ismini bayraklar koyuyorlar. Bırakın. Bu kadar Ege önemli, Ege gelin. Ege bu kadar kritik, Ege bu kadar Ege gelin. stratejik. Bak Yunanistan bugün Türk sahil güvenlik botuna ateş açmış. Ta misliyle karşılık veriliyor savunma bakanlığı. Nerede ya? Savunma bakanlığı bunu net bir şekilde açıklıyor. Biz her yapılanı sineye çekecek bir millet de değiliz, askeri gücümüzde, askeri e, ordumuz da kesinlikle buna cevap veremeyecek kabiliyette değil. Siyasi irademiz de. Yani siz olayı bir tane olayı üzerinden alıp onun karşılığı verilmemiş gibi aktarırsanız haksız bilal bir değil, değerlendirme yapıyorduk. bak 5-6 aydır. Abdullah de evet, cevap sayın, versin. Sayın evet. bir, ben bir parantez açmıştım. Şaban Bey soru diye girdi baya bir yorum yaptı peki. ama Abdullah Hocam e, peki. da cevabını versin. Şimdi siz baktığınız zaman bu bu tartışmaları yani muhalefetin perspektifini Sayın Sevinç ortaya koydu. İşte bir yandan da vaatler var. İşte şu Merkez Bankası mit yok başkanları değişecek işte genel kurmay başkanlığına bağlanacak işte yani güvenlik ve e, güvenlik altyapısı konusunda bürokrasi konusunda bürokrasi deyince MİT başkanı da bürokrasinin bir unsuru e, nasıl değerlendiriyorsunuz ve tabii e, savunma sanayi buradaki atılımlar e, abartılıyor mu kayda değer midir? Şimdi efendim Şaban Bey'in e, önce ona bir cevap vermek gerektiğini düşünüyorum. ve <laughs> aydınlatmak gerektiğini düşünüyorum aslında. Şimdi o görüntüleri ben de izledim programa gelmezden evvel. Şimdi tabii bir, bir teyide muhtaçlık var. Öncelikle onu söylememiz gerekiyor veya resmi bir açıklamaya da ihtiyaç var. Ben şey pardon söylemeden önce baktım <laughs> ciddi haber siteleri şimdi, kullanmış. Yok şimdi ama ama şu şöyle bir şey var. E, 5 Ocak'ta olduğuna dair de bir takım e, ifadelere rastladım ben. Teyide muhtaç derken çünkü bu tür e, şeylerle karşı karşıya kaldığımız zaman Hani manipüle edilebiliyor falan. Yani doğru, beklememiz doğru. gerekiyor biraz. Yani ciddi kaynaklardan teyide ihtiyaç var. Şimdi görüntüleri hani kısa bir zaman dilimi içerisinde araçta gelirken ben şöyle okudum. Yunanlılar kaçıyorlar. Kaçarken arkalarından geliyor bizim hücum botumuz. Ve bizim askerlerimize küfrediyorlar. ağza alınacak sözler ediyorlar. Bir diğer tarafıyla da havaya ateş açıyorlar. Şimdi... ...benzer e, Yunan botundan görüntüler varken bizim Türk botundan da görüntüler var. Türk botumuz, Türk botu onları kovalıyor. Kovalarken onların havaya ateş açtıklarını görüyorlar ve dile getiriyorlar. Ve onun üzerine de bizimkiler de onları kovalarken havaya ateş açıyorlar. Ve bu kovalama e, açık denize kadar devam ediyor. Ardından bizim bot onları e, Türk karasularından çıkarttıktan sonra... -...kendi karasularımıza dönüyor. -"Bizim karasularında mı olmuş?" Yani öyle iddialar öyle. Yani evet, şimdi açıklama evet. ihtiyaç, resmi açıklama ihtiyaç var derken onu kastediyorum. Hı hı. Şimdi böyle olunca hani e, aslında bizim aleyhimize bir fotoğraf yok. Yunanlıların utanması gereken bir fotoğraf var. Bizim karasularımıza diğer sivil gemiye e, işte üzerine falan çıktılar, ateş açtılar. Şimdi bizim e, karasularımıza girmişler. Şimdi onların iddiası ne? Onların karasuları. Ya e, 12 mil. Ha yani o şimdi onların Onlarımız. biliyorsun öyle tecavüzlerinin temel gerekçesi o. Şimdi bizimkiler de bunu tespit ediyorlar, bizim e, gemimiz gidiyor, onları kovalıyor. Kovalarken bizimkileri küfrediyorlar ve hava ateş açıyorlar, muhtemelen korkuyorlar. Yani oradaki görüntülerde ben bunu gözlemledim. Ardında bizimkiler onları kara, bizim karasullardan çıkarttıktan sonra onların havaya ateş açmasıyla mütekabil bir karşılık veriyorlar. Bizimkiler de havaya ateş açıyorlar ve geri dönüyorlar. Yani... Olayı ben böyle gördüm. Yani burada Bizimkiler kovalamış. Bizim Bizimkiler kovalıyorlar bizim onları. penceremizden bakmak lazım yani hadise. Ol, olay, olay o, o, ben ikisini de izledim. Bizim hücum bottaki görüntüleri de izledim. O hücum bottaki görüntüleri de izledim. Durum bu şekilde gözüküyor. Ama tekrar söylüyorum. Resmi bir açıklamaya ihtiyaç var. Yani Milli Son Bakanlığı gerekli görse bunu evet. bir açıklama yarın açık yapacaktır zaten. Alacağız. Çünkü önemli bir olay. Bizim karasularımıza girip bizim gemimizi onları kovalarken... Havaya ateş açıyorlar, küfür ediyorlar bizimkilere. Yani onlar ee, çok galiz ifadeler belli ki hepsi sansürlü ama şey ortada yani yapılan iş işledikleri halt ortada ee, buna bağlı olarak da kaçlıkları da ortada şimdi ama şöyle bir gerçek var bizim karasularımıza Yunanlar işte Milli Savunma Bakanı yapmış olduğu açıklamalarda görüyoruz bunları ee, geçen sene içerisinde binlerce hem hava sahamızda bir taciz var hem de karasularımıza bir taciz var bu Ege'de sürekli yaşanmakta olan ...bir mücadeleye karşılık gidiyor. Neden? Fiili olarak bizim sinirlerimizi test edecek şekilde... ...bizim duyarlılıklarımızı işte geriye itecek böyle bir takım şey niyet ve maksatları var. Bir fiili durum yaratmak adına sürekli Yunan'ın tacizleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Hatta o kadar ileriye gidiyorlar ki NATO görevi yapan uçaklarımızı dahi taciz ediyorlar. Yani bu, bu sebebi ne? Yunan'ın gücünden kaynaklanmıyor. Arkasındaki Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin gücünden kaynaklanıyor. Yani şimdi böyle olunca... Bir takım entrikalarda da karşı karşıya kalınca, şimdi bir diğer tarafıyla da savunma sanayisiyle ilgili, ortaya koymuş olduğun siyaset ve stratejilerle ilgili, batıyla çelişen, hatta çatışan bir takım stratejilerin altına imza atınca, bu tür Türkiye'yi bir oldu bitti içerisine çekmekle ilgili pek çok entrika ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani şimdi biz şöyle bir gerçeği gördük Türkiye. Yani bu bir siyasi politik olarak algılanması da bence çok doğru değil. Bu bir devlet politikası olarak algılanmalı. Yani bir şekilde yani yarın seçimler yapıldığı zaman AK Parti gider, e, Millet İttifakı gelirse Millet ittifakında devam ettirmesi gereken son derece önemli devletle Gü ilgili projelerden bahsediyoruz. Güvenlik ve savunma sanayi mi diyorsunuz? Bir kere öncelikli olarak şunu söylememiz gerekiyor. Bizim kimseyle savaşmak gibi bir derdimiz hı hı. Ama savaşmamak için son derece güçlü harp, harp sanayisine ihtiyacımız var. Yani bir diğer tarafıyla da mücadele eden ve savaşan bir ülkeyiz. Şimdi terörle mücadele ediyoruz. Bir diğer tarafıyla da konvansiyonel pek çok alanda bir etki ortaya koyduk. Yani savaşın eşiğine geldik Yunanlılarla. Şimdi burada sorun Türkiye'nin barışçıl bir refleks benimsemesinden kaynaklanmıyor. Karşımızdakilerin mütecaviz bir tehdit üretmesinden kaynaklanıyor. Şimdi burada ne olursa olsun Bence savunma sanayisiyle ilgili bir taşın üstüne bir taş koymanın dahi takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer tarafıyla SİHA'larla ilgili tartışma Hiç. çok yapılıyor. Sayın Erdoğan'ın damadı olması e, hasebiyle bunlara ilgili çok e, galiz cümleler de kuran kuranlar var. Ama kim ne derse desin. Bakın işin bir ekonomik tarafı var. Bunun farkındayım. Bir, bir, işte bir, bir, bir takım şeylerde e, iddialarda bulunuldu. De, dedik işte pozitif ayrımcılık yapıyor, kullanıyor fondone. Hayır canım babacan bu, öyle şunu düşündü hatırlatalım. Böyle, böyle bir şey varsa bu iddiayı ortaya koyanın da bunu ispatlaması gerekiyor Babacana gerektir, da burada teşekkür etmek lazım. Şimdi, şimdi, Niye şimdi biliyor musun? Şöyle bir şey söyleyeyim. Çünkü herkesi Sihaların ve Bayraktar şimdi, ailesinin ne kadar düzgün çalıştığını, devletten 1 lira teşvik almadığını, kredi almadığını da kamuoyu oldu. görmüş oldular Bu, 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 bu konuda bu teşekkür. Bu da ortaya koyana yara Kılıçdaroğlu yine, da yine, ismi, Ağustos'ta bu için zarar verdiğini evet, diye de düşünüyorum yani. Evet, yani bir özelleştir anlamında bu bu tür cümleleri kurarken Herkesin çok dikkatli olması gerekir. Çünkü burada bir şey var. Burada Mehmetçiğimizin kanının akmasına engel olan bir kuvvet çarpanı var. Bu kuvvet çarpanı üzerinden konuşuyoruz. Yani bir Siha, bir TB2 ilk ortaya çıkanlar yani silahlı İHA olarak ortaya çıkanlar. Şimdi TB3'ler, eee ak şeyler, akıncılar bir diğer Elmalar. tarafıyla Kızıl Elmalar devreye giriyor. Şimdi bunlar savaşın bir başka boyutuna söyleyeceğim onu. Ama bir TB2 bir komando taburu seviyesinde bir kuvvet çarpanına karşılık geliyor. Mücadele alanlarında. Bu bu ne demek? Siz bir komando taburu gönderip onun bütün canıyla ilgili hiçbirisi katlanmadan bu işi bir sihayla yani bir para karşılığı temin ettiğiniz bir savaş aracıyla bu sorunu hallediyorsunuz demek. Bir diğer tarafıyla kaybettiğiniz zaman sadece para kaybetmiş oluyorsunuz can kaybetmemiş oluyorsunuz yani son derece değerli önemli bir etkisi var bir diğer tarafıyla bir kere PKK'nın Türkiye içerisinde belinin kırılmasında muazzam bir rol oynadı siyalar hem keşif çalışmalarında hem vuruş kabiliyetiyle yani şu an PKK Türkiye'nin dağlarında sayısı çok azalmışsa bakın PKK'nın Türkiye'den etkinliğini kalktığını söylemiyorum bir sayın Nurhan'la çok konuştuk. Evet. Şimdi mesele PKK'nın dağdaki etkinliğinin ortadan kaldırılması değil ben ısrarla en başından beri gördüğümden beri hep şu cümleyi kuruyorum. Diyorum ki evet dağdaki PKK sayısı azaldı ama PKK strateji değiştirdi. Türkiye'deki ana siyasi eksenleri manipüle ediyor. Türkiye'deki ana siyasi eksenlere musallat oldu. Türk ana siyasi siyasetini kirletiyor. Şu an aslında onu konuşuyoruz. Evet. Yani PKK Türkiye'deki ana siyasi siyasi mücadeleyi kirletti. Yani bugün seçimlerdeki halkın ortaya koyacağı tercihlere damgasını vuracak bu angajmanlar. Şimdi Murat, Murat, Bey bunları biraz önce anlattı. Ne, yani üç tane başlık sayarken bunlardan bir tanesi buydu. Şimdi bir diğer tarafıyla Suriye'deki ve Irak'taki yapmış olduğumuz harekatlar da bize muazzam bir katkı sağladı. Yani sadece Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yapmış olduğu e, hava akınlarında 90'dan fazla üst düzey PKK'lı etkisizleştirdi. Her biri kendi içerisinde bir etki odaklı harekat. Ama bütüncül baktığınız zaman PKK üzerinde yıkıcı bir stratejik etki ortaya koydu terör üzerinde. Şimdi bu ortaya konulan faydayı hiçbir zaman ya bu olmadı diyemezsiniz. Bu bir gerçeklik. Yani ortada bütün dünya bunu görüyor ve takdir ediyor. Bir diğer tarafıyla SİHA'lar Karabağ'da değil, sadece Azer, e, Libya savaşında da son derece etkili bir rol oynadılar. Karabağ savaşı'nın kazanılmasında da son derece etkili bir rol oynadılar. Bir diğer tarafıyla Ukrayna'da Rus kuşatması, Rus stratejik kuşatması kırılmasında hani hep konuştuğumuz bir konvoy vardı ya işte 65 kilometre geldi, girdi, Kiev'e girecek. Kiev'in e, Kiev düşmesine engel oldular. Bir diğer tarafıyla e, Moskova, Moskova amiral düşürümü, gemisi eee batırılması da önemli e, bir oynadık. Şimdi bütün bunların hepsiyle birlikte Türkiye başka bir kazanım daha elde etti. Şimdi biz hep e, Ya yani bunu tartışmaya açmak akılcı değil diyorsunuz. Hayır, bu çok bir tehlikeli. oldu. Şimdi Ağustos ayında şimdi orada da bir farklılık var değil mi? <laughs> Kılıçdaroğlu Ağustos ayında Samsun'da Teknofest'e gitti. E, Bayraktar standını e, ziyaret etti. E, ve bu endişelere ya acaba e, hani savunma sanayinde kat edilen bir mertebe var. E, buna bir e, zarar gelirim falan yok dedi. Yani hiç böyle bir şey olur mu? Asla dokunmayız. Ben dedi daha yani daha Baba Bayraktar zamanında gitmiştim fabrikalarını ziyaret etmiştim. Ne olursa olsun biz de kendi dönemimizi hani artarak zaten vereceğiz desteği dedi. Şimdi Kılıçdaroğlu böyle dedikten sonra babacanın söylemiş olduğu herhalde orada da bir farklı bir, bir yani durum ben oluştu. Altılı masa içerisindeki babacanı hani hepimiz milletin takdirindedir, milletin ama korkunç şeyler söylüyor ve korkunç şeyler yani yapıyor. Bir kere altılı masaya büyük bir zarar veriyor babaca. Yani benim Hı. benim okumam o. Bir kere milli gurura, milli onura zıt cimneler kurulması, ülkenin üniter yapısıyla, toprak bütünlüğüyle, egemenliğiyle, bağımsızlığıyla ilgili ters cümleler kurulması herkes. Ana nereden dil çıktı? Türklük meselesi falan mı? Hayır çok söylüyorum? korkunç şeyler söyledi ya bunları yani. ben dile getirecek değilim. Bu, ihtiyaçları bu var. galiba <laughs> çünkü HDP'ye ihtiyaçları şimdi, var. Şimdi şöyle bir şey var yani Selan bakın göndermek zorundalar. HDP'li bir denklem. Bakın söylüyorum evet. en başından da bu tezi hep savuna geldim. HDP'li bir denklem altın masanın kazanamaması sebebiyet verecek. Bakın söylüyorum. Şimdi siz burada ana siyasi eksenleri manipte eden, yıkıcı bölücü ayrılıkçı bir terör örgütünün türeviyle ilişkiye girmenin bununla ilgili bir siyasi angajman geliştirmenin bedelini halkın vicdanında nasıl bir yer açacağını göremiyorsunuz demektir. Peki. Ben açacağız. Ben buradan Peki. bir vatandaş olarak uyarımı yapayım. MİT Başkanı tartışması var. Ya şimdi, ben, ben, bakın ben, ben, ben şöyle ben, ben kendi adıma konuşabilirim. Yani şeyi bilemem. Bir arkadaş siz şeyden bahsettiniz. Yani Cumhurbaşkanlığı seçim sistemiyle ilgili Şimdi i̇şte 2000 tane e, bürokratın görevi düşecek. Bunları bunlar kendisi şey... ama şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben ben olsam yani hani bir farazi üzerinden konuşuyoruz. Olasılıklar üzerinden konuşuyoruz. Bu ülkeye fayda üretmiş, fayda üretme ihtimali yüksek olan bir bürokratı ben değiştirmem. E düşüyorsa evet. alırım tekrar, tekrar yerine. Atarsınız. Koyarım. Ben ben koyarım. Bu, bu bu son derece doğal bir şey. Yani burada önemli olan ideolojik bir yaklaşım değil. MİT Başkanı öyle midir? Ben MİT baş, hayır mit, ben, ben benim görebildiğim kadarıyla yani. Tam anlamıyla öyle. Yani ben sonuçta, onu söyleyebilirim. Hakan Fidan şu ana kadar Türkiye'de sınır ötesi Hazreti operasyonlar, istihbarat TSK. Yaptı. Evet. Yani gerçekten Milli Siparış teşkilatı yani Evet Suriye'nin kuzeyinde Hayır bakın kuzeyinde muazzam bir aşama kaydetti. TİKA'nın kurucu başkanı bakın sevin Tika. sevmeyin. Bakar da çok bu önemli bir Bu bir gerçek. Ha, Hakan Fidan konusundaki katılıyorum yani Hakan Fidan'ın hakikaten şeyi çok iyi. Çok güçlü bir algısı Ama var. Işte, çok başarılı bir görüntüsü var. Yani Rusat muazzam yani, işlerin altında Kim, imzalat kim, imzalat kim yani. rahatsız olur biliyor musun? Dünyada hep böyle filmleri yapılan efsaneler, destanlar yazılan, kahramanlık öyküleri yazılan, istihbaratçılar, istihbarat servislerinin çok daha ötesinde çok büyük işlerin altına imza at. Ya başka bir şey söyleyeyim. Son Bak, olayını ben anlatayım. Bir şey söyleyeyim. Işte. Bakın çok önemlidir bu aslında. Bu Türkiye'de ıskalandı. Savaşan iki ülkenin istihbarat başkanını Türkiye'ye getirip Burada görüştürdü. Evet. Bu, bu, muazzam bir şey evet. biliyor musunuz? Bu bir istihbarat diplomasisi denilen ABD, bir Rusya, gerçeğin 18 Ekim'de Türkiye'de. kadar duymadığımız, Türkiye'de görmediğimiz, olur. bilmediğimiz, etkisini alamadığımız bir dünyadan bahsediyoruz. Bir istihbarat diplomasisi gelişti. Şimdi bu bir diğer tarafı PKK üzerine yap, yap, ortaya koymuş olduğu etki. FETÖ üzerinde ortaya koymuş olduğu etki, diğer dünya ülkelerinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortaya koymuş olduğu etki. Ya şey, İ, İtalyanlarla e, işte bir yaşanan bir onu bile gitti çözdü. Bunlar bunları bunları bunlar belki se sembol değerlerle ilgili kısmı var ama bir diğer tarafıyla Türkiye'nin itibarıyla güvenilirliğiyle ortaya koymuş olduğu etkiyle ve kendi mücadelesiyle ilgili son derece önemli kazanımlar var. Bir de bunlar kamuoyuna yansıyanlar. Bir de kamuoyuna yansımayanlar. Yani bakın çok şey var. Hani ben bu, bu konuşamam, bunları söyleyemem. Bildi bi, her şey biliyorum filan diye bir iddia ortaya koyamam ama hakim olduklarınız var tabii. Bildi bilip evet, de konuşamadığımız da çok da şey var. var. Peki, o yüzden çok ben az bir açık zaman zamanımız milli kaldı. Milli Güç teşkilatı. Silahlı kuvvetlerimiz, İçişleri Bakanlığımıza ait olan unsurlar, muazzam işlerin altına imza attılar. Ne zamandan sonra? Özellikle 15 Temmuz'dan sonra. Evet. Bunu da altını çizerek söylemeliyim. Evet yani güvenlik güçlerinin bir başarısına... cümlesi şimdi...